Ben diğer konulara geçmek istiyorum. Bu Lütfen. zaten bizim başrolümüzde zaten Evet. bu kanser Evet. illetini konuşuyoruz. Evet. Onun çaresini buldunuz. Onu da Evet. yine konuşacağız ama Evet. şimdi değerli seyirciler. Kalp ve damar hastaları. Evet, Türkiye'nin sıraladığımız zaman ilk etapta birkaç yıl öncesinde başta geliyordu kalp hastalığı. Son 5-6 yıldır kanserin ikinci sırasına Şimdi düştü. önceki İlk değil de de şu onun anda, evet, şu anda ikinci. kanser ve ikinci sırada kalp damar hastalığı, evet. Değerli seyirciler, hiç fark ediyor musunuz? Bu son zamanlarda genç, 17 yaşında gencecik çocuklar kalp krizinden ölüyorlar. Yakın bir zamanda haberlerde seyrettik. Yine 17-18 yaşında bir genç dershaneye gidecek. Annesi kalk diyor, babası kalk diyor. Biraz sonra kalkacağım, biraz sonra kalkacağım Evet. diyorlar. Kalkmayınca odaya gidiyorlar ki çocuk kalp krizinden ölmüş. 17 yaşında. Hani önceden 60 yaşında, 70 yaşında derdik. Artık kalp rahatsızlığı çok genç yaşlara kadar indi. Şimdi kalp rahatsızlığı, damar tıkanıklığı problemi yaşayanlar, Evet. bununla ilgili ilaç kullananlar olabilir, doktorlarına işte sürekli muayeneye giden seyircilerimizden belki şu anda bizleri seyredenler vardır. Neden sizler de bu kalp ve damar rahatsızlıkları probleminizden kurtulmak istemiyorsunuz? Eğer istiyorsanız şayet şu anda doğru yerdesiniz. Bakın bu çok önemli. Bunu ben Demet Hanım'a soracağım ama öncesinde bir de şeker hastaları. Evet. Şeker, diyabet de şekerin bir tık Evet. yine üstüdür. Evet. Şeker hastaları, diyabet hastaları. Ben onları bilirim. İnsülin iğneleri vardır onların. Her öğünden yarım saat önce, kahvaltıdan yarım saat önce, öğlen yemeğinden işte yarım saat önce, akşam yemeğinden yarım saat önce, hatta şeker hastaları değerli seyirciler, günde 5, 6, 7, 8 öğün yerler. Doktorlar onlara der ki, az yiyin, sık yiyin. Ve günde 2-3 kere de iğne yaparlar. İşte onların 14, 13, 8 böyle kendi o insülin cihazlarında ayarladıkları dozajlar vardır. Onun insülini karınlarından, omuzlarından enjekte ederler vücutlarına. Ve aslında onlar bundan çok bıkmışlardır. Çok bununla ilgili tedavi merkezlerinden, hastanelerden, doktorlardan belki de yardım almışlardır. Ama bu insülinden bir türlü kurtulamazlar. Ömür boyu kullanacaksın derler. Şimdi neden bu insülinden kurtulmayasınız? Neden bu şeker hastalığından, diyabet rahatsızlığından kurtulmayasınız? Kurtulmak istiyor musunuz? Evet der gibiler. Evet. Eğer kurtulmak istiyorsanız artık şekerden, diyabet probleminden işte yine Demet Hanım'ın o bir haftalık 5 yıldızlı konaklama tesisine buyurun gelin. Şekere, diyabete bundan sonra veda edin. Evet. Sizler de bizler gibi çayınıza şekerinizi atın, tatlınızı yiyin, pastanızı yiyin. Olmaz demeyin. Oluyor işte. Evet. Neden oluyor? Çünkü dünyada ve Türkiye'de ilk Çay TV ekranında konuştuğumuz zaten konu bu. Onun için diyoruz dünyada ilk kez, Türkiye'de ilk kez burada diye. Boşuna demiyoruz. Burada laf Evet, olsun diye şimdi konuşmuyoruz. tabii ki Değil mi Demet Hanım? Diğer kesinlikle. rahatsızlıklar da var yine. Onları da geçeceğim ama siz Evet. burada herhalde bir şey Şimdi söyleyeceksiniz. özellikle kalp damar hastaları dedik. Şimdi bir insana kanser tanısı konulursa bunun bir geçmişi vardır dedik ya. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Bir de belirli bir süresi vardır. Pankreas kanseri hemen kısa sürede hayatını kaybedebilirken diğer kanserli vakalar da sürünerek hayatlarını kaybediyor. Bakın çok önemli, sürünerek. Ama kalp hastaları bir anda bitiyor. Hiçbir şeyi yok. Hani bir geçmişi yok. Bir tedavi süresi yok. Kalp krizi birinci atağı kişi belki anlıyor, belki anlamıyor. İkinci atağı anlamış gibi oluyor ama üçüncü atak şansı artık olmuyor. Kalp durduğu zaman da yapacak zaten hiçbir Hiçbir şey şey yok. yok. Şimdi kalp hastaları dedik. Kalbe bağlı olarak damar rahatsızlıkları veya hipertansiyon gibi durumlarda bizlere insanlar ulaştığı zaman özellikle bir kişi genetik olarak kalp hastalığı taşıyorsa, kalp damar rahatsızlığı riskini taşıyorsa bir an önce önlemini alması gerekiyor. Biz ozon tedavimizle, bakın ozon tedavimizle özellikle kalp hastalarında ve kalp damar hastalıklarında %70'in üzerinde sonuçlar aldık ve almaya devam ediyoruz. Peki bu sonuçları nasıl alıyoruz? Nasıl aldık? Avrupa ülkelerinde ozonu kan temizleyici olarak isimlendiriyorlar. Tanrı'nın nefesi adını vermişler. Bakın Tanrı'nın nefesi bu kadar önemli. Kalp hastası olan insanlar bizlere ulaştıkları zaman kalp ilacı kullansın veya kullanmasın. Biz bunları hiç önemsemiyoruz. Yeter ki bize ulaşsınlar. Ozon tedavimizle bir haftalık bir uygulamamızla bizler damarları açıyoruz. Şimdi kişinin kalbinde iki ana damar tıkalı değil mi? %70, En tehlikeli, en %90. tehlikeli. Evet, tıkalı. Ne yapılıyor? Ne yapılıyordu? Hala yapılıyor.
stent takılıyor. Şu yani, andaki sistem mi? Evet, damarların içeriğine stent takılıp ne oluyor? Gerçekten. Damar açılıyor. Damar açılıyor. Peki, bu bir tedavi midir, bu bir geçiştirmedir? O insan ömür boyu kan sulandırıcı ilacı kullanmak zorunda. Başka bir çaresi yok. Evet. Ve yemiş olduğu gıdalara, almış olduğu vitaminlere, her şeye dikkat etmesi, etmediği takdirde ne oluyor? Tekrar stentin açmış olduğu damar araları dolabiliyor ve bu kişi hayatını kaybedebiliyor. Biz de diyoruz ki, bizler ozon tedavisiyle birlikte o tıkalı damarlara stent koymuyoruz. O tıkalı damarları oksijenle, O3'le zaten porçöz gibi açıyoruz. Açıyorsunuz. Evet, yani bir daha stent takmaya gerek bile kalmıyor. Hayır. Sağlıklı diğer bireyler gibi oluyorlar. Tabii ki. Önemli. Sağlıklı. Şimdi, sağlıklı bireyler ozon gibi. Ozon tedavisinden bahsettiniz. Evet. Şimdi şeker hastalığıyla ilgili konuya da geleceksiniz ama evet. Ben şimdi seyircilerimiz yine merak ediyorlar. Evet. Anlattığınız ama ben böyle bastıra sormak istiyorum. Evet. Bu ozon tedavisi dediğiniz şey nedir, nasıl yapılır? Ozon tedavisi Uzak Doğu'da, Avrupa ülkelerinde, Amerika ülkelerinde hastalıkların genel bütün vücuttaki bütün hastalıkların tedavisi için uygulanan bir yöntemdir. Ve bizler de bunu 2-3 yıldır artık Türkiye'de ozon kabinler olarak uygulamaya başladık. Bir seans yarım saatten oluşuyor. Yarım saat boyunca bir hastayı biz ozon kabinine alıyoruz veya ozon odasına alıyoruz. Oksijen veriyoruz O3 ve yarım saatte bir vücudun almış olduğu oksijen 560 miligram. Bir bomba, bir atom. Düşünebiliyor musunuz? Bütün kötü huylu hücreler. Yarım saatte. Tabii ki. Bütün o hastalıkların barınmasına sebep olan virüsler, parazitler, bakteriler ve tıkalı olan damarlar. Hepsi açılıyor. Yani o zaman bakteri, evet. Parazit ve mantar dediğimiz virüsleri, evet. Virüsleri vücudumuzdan tamamen kovuyor bu. Tamamen temizliyor. Bakın, yapmış olduğumuz bu erken tanı cihazında sizin vücudunuzda bir virüs, bir bakteri varsa bunun yüzdesine bile veriyor. Yüzdesini. %92 mi? %5 mi? Veya bunlara sebep olan gıdalar nedir? Hepsini veriyor. Veya unsurlar nedir? İşte bizler ozon tedavisiyle özellikle kalp damar hastalarından da çok etkili sonuç alıyoruz. Ve yine diyabet dediniz. Biz artık diyabeti çok böyle önemsemiyoruz diyebilirim. Çünkü bir kanserli vakayı düşündüğümüz zaman tabii ki diyabet. Öncelikle diyabet nedir ve insanlar neden şeker hastası olur? Değil mi? Ya, pankreasta herhalde. Bakın. Ama neden? Neden? Şimdi kolon dediğimiz, 12 parmak bağırsak dediğimiz bizim sindirim sistemimizin bir anası var. Sindirim sistemimiz kalın bağırsak, rektüm bölümü, giriş bölümü ve çıkış bölümü, ince bağırsak ve 12 parmak bağırsak olmak üzere bunlardan ibarettir. Kalın bağırsağımızı şu şekilde düşünecek olursak, bunların içeriğinde kanserli hücreler oluşmaya başladığında 20 yıl öncesi, 30 yıl öncesi ne oluyor? Bu daralmaya başlıyor sıfır evresinde. Birinci evresinde görüntülenmiyor. İkinci evrede belki kişinin şansıysa 3-4'te zaten fazlasıyla yayılmış oluyor. 12 parmak bağırsak eğer ki hasta ise, yani kişi yıllardır bir kabızlık veya ishal veya kolit, yani zaman zaman ishal, zaman zaman kabızlık gibi bir durum yaşıyorsa bu insanın geleceği kesinlikle şeker hastalığıdır. Bakın, sindirim sistemine bağlı bir hastalık. Neden? 12 parmak bağırsağımızı şu şekilde düşünürsek pankreasın belirli bir bölümü bunun içerisindedir. Yani bu bağırsak çalışmazsa pankreas zaman zaman hasar görür ve insülin üretmeyi azaltmaya başlar. Şimdi İnsülin üretmeyi... Demet Hanım, bu arada evet. Son 5 dakikaya girmişiz ya. Öyle daha mi? Konuşacağımız o kadar konu var ki ben bile şaşırdım ya. Nasıl evet, zamanımız geçti. Çok kısa geçelim. İnsülin üretmeyi kesiyor. Dolayısıyla insülin üretmediği zaman da dışarıdan takviye olarak vücuda insülin verilmesi gerekiyor. Biz diyoruz ki hayır, böyle bir şey yok. Biz ozon tedavimiz ile ve yapmış olduğumuz uygulamalar ile biz sindirim sistemini öncelikle tedavi ediyoruz ve daha sonra pankreasın da doğal insülin üretmesine yardımcı oluyoruz. Ve bize gelip de insülin kullanan insanlar inanın 2 gün sonra insülini bırakıyor. Bana söylemeden bırakıyorlar. Süper bir şey. Evet. Yani ben kendim burada bu sunumu gerçekleştirirken evet. Sizi dinliyorum.
bir içinde bir heyecan var Demet Hanım. Evet. Yani o kadar özet çok olarak o kadar şeyin... çok o kadar çok bu hastalıklarla mücadele eden insanlar var ki belki onlara bir umut ışığı oldunuz. Olacaksınız da açıkçası. Evet. Ben şimdi siz özet olarak geçmeden önce ben son 5 dakika içerisindeyiz değerli seyirciler. Bakın çok önemli bir maalesef hastalıktan bahsedeceğim. Bu hastalık daha çok bayanların başında bir bela. Sedef hastalığı. Şimdi ben bu bir örnek vereceğim ama hakikaten çok yaşanmış bir örnekten bahsedeceğim. Çok genç ve güzel bayanların evli olan veya evlenme aşamasında olan veya evli olduğu halde evlilikleri bitmek üzere olan pek çok bayanın maalesef sedef hastalıkları var. Bu bazı bayanlardan bahsediyoruz. Herkesin tabii ki böyle bir derdi, böyle bir sıkıntısı olacak diye bir kaidemiz yok ama evli olan, evlilik aşamasında olan veya evlilikleri maalesef sedef hastalığından dolayı bitmek üzere olan pek çok bayanlar var. Ve biliyorsunuz vücudunda çeşitli yaralar oluyor. Maalesef, bakın ben açık açık konuşacağım. Sedef hastası olan bayanlarda, hani söyleyeceğim, maalesef bir koku problemi de olabiliyor. Şimdi ve işte bu çok büyük evlilik aşamasındaki evliliklerin bitmesine, evlenememe problemi olmasına, psikolojik olarak insanların sağlıklarının hoş olmamasına. Kişi sedef hastası olduğu zaman, zamanımız çok kısıtlı, hemen gireyim ben. Buyurun. Sedef hastalığının altyapısında da yine kandır, kanın pis olmasıdır veya karaciğerin yeterli olarak görev görmemesidir. Burada sedef hastalığından bizler zaten 10 yıl öncesinde sonuçlar aldık. Bizlere ulaşan sedef, bakın 10 yıl öncesinde diyoruz. Biz bu sedef hastalığını bitirdik. O yüzden çok kısa ve öz geçmek istiyorum. Bir insan sedef hastasıysa kesinlikle kanının temizlenmesi, vücudundaki bakterilerin, parazitlerin atılması, yemiş olduğu gıdalarda hangi gıda buna kişiye parazit veriyorsa bunun bilinmesi ki biz bunu zaten bilip de söylüyoruz hastalara. Karaciğerin beslenmesi gerekiyor ve dolayısıyla artık sizler sedef hastası olmuyorsunuz. Sedef hastalığını biz 10 yıl önce tedavi olarak birçok hastadan, çünkü ben 3 yıl Karadeniz'de, Trabzon'da bulundum. Ve birçok sedef hastasından sonuç aldık. Özellikle bugünkü konumuz kanserdi, kanser hastalığıydı. Ve tekrar söylüyorum, akciğer kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, meme kanseri, rahim kanseri, karaciğer kanseri ve prostat kanseri ve diğer kanserli vakalarda eğer sizin böyle bir rahatsızlığınız varsa veya tanıdığınız kişiler varsa yapacağınız tek şey bizlere ulaşmak. Aynı zamanda akciğer hastaları, gripal enfeksiyon veya astım, bronşit, kronik bronşit, tüberküloz, yani verem gibi rahatsızlıkları varsa kişilerin yine yapacak oldukları şey bizlere ulaşmak. Bizler 13 yıldır hocalarımızla birlikte bir ekip olarak yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla, bilimsel buluşmalarla yine bugün Çay TV ekranlarında sesimizin ulaşabildiği her şekilde herkese biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, fazlasıyla yapıyoruz ve çünkü biz mesleğimizi gerçekten seviyoruz ve bizim işimiz zaten sağlık. Sağlık. Astım, bronşit, faranjit hastalığı da tabii ki bunun da değerli seyirciler Demet Hanım altını çizdi. Bu rahatsızlıklarınız varsa bunlardan da kurtulmak için yine o bir haftalık kür mü diyelim biz ona? Bir haftalık sağlık paketimiz. Paketine davet ediyoruz. Şimdi ben şu sedefle ilgili bir şey sormak istiyorum halkımız adına. Demet Hanım, sedef hastası olanlar bu bazı böyle balıklı göllere giderlermiş. Hani bizim balık, bu paketimizde balığımız da var. Evet. O yüzden dedim ya sedefi biz bitirdik. Bitirdim. Tabii ki balığımız da var. Balıklı havuzumuzu hastaları alıyoruz, vücutları temizliyoruz. O harici bir temizlik ama biz kökü temizliyoruz. Kökten zaten bunu soracağım. O diğer tedaviler sadece balık onlar yüzeysel harici işte balıklı göllere gidiyorlar. Sivas'a giderleri biliyoruz biz bu konuyla ilgili olarak ama onlar geçici. Sivas size geldi. Yani kökten bu sorunları çözüyorsunuz. Evet. Artık bundan sonra bu rahatsızlıklardan dolayı boşanmalar olmayacak. Yuvalar yıkılmayacak. Nişanlar bozulmayacak. Sözler bozulmayacak. İnsanlar ayrı ayrı yatmayacak. Veya kanserli vakalar lütfen artık sizler de çaresiz. Artık biz çaresiziz. Genetik olarak biz bu riski taşıyoruz. Bizde kanser hastalığı var, kanser tanısı var. Acaba ne yapabiliriz demeyin. Yapacağınız tek şey bizlere ulaşmak ve bizler zaten elimizden geleni bütün uygulamaları fazlasıyla yerine getiriyoruz. O zaman Demet Hanım, Türkiye'de, dünyada ve Türkiye'de ilk kez bugün Çay TV ekranında konuştuğumuz konu çok açık. Kanser hücrelerini vücuttan tamamen kovan bir sistem. Bir hafta içinde bundan sonuç alıyoruz. Kanser hücrelerini demeyelim.
kanserin sebep olan hastalıklı hücreleri temizlediğimizde zaten hastalık yani kalmıyor. Yani o kanser hücreleri, evet. O kötü kanser hücrelerini evet. Durdurarak tamamen bitiren bir sistem. Evet. Öyle diyelim. Evet. Şeker hastaları, diyabet hastaları, evet. Kalp damar rahatsızlıklarıyla mücadele edenler, tansiyon problemi olanlar, Demet Hanım söylemedi, belki söyledi ama ben duydum. Evet, evet. Kolesterol söyledim. Problemi olanlar. Evet. Biliyorsunuz ki yüksek kolesterol yükseldiği zaman hücreleri deforme ederek o da birçok kalp rahatsızlığına tabii bizi getirecek bir etkendir. Kolesterol probleminiz de varsa bundan da kurtulmak için sizi bu bir haftalık sağlık paketine davet ediyoruz. Aslında söylenecek, anlatılacak şeyler var Demet Hanım ama arkadaşımız işaret evet. ediyor. Vaktimizi doldurduk diye ama biz burada değil miyiz önümüzdeki hafta? Evet. Yine en sonraki hafta çarşamba günü yine Çak TV ekranlarında aynı saatte buluşacağız. O zaman ben Kanuni Sultan Süleyman'ın çok güzel bir sözünü anımsatmak istiyorum. Değerli seyirciler, Kanuni Sultan Süleyman demiş ki, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Herkese sağlıklı, güzel, mutlu, huzurlu ailesiyle beraber günler, bir yaşam, bir yıl, bir ömür diliyoruz. Önümüzdeki hafta biz yine Demet Hanım'la birlikte burada olacağız. Görüşmek üzere. Programımızın adı Sağlık Olsun. Herkese sağlıklı günler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.